Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar. Mera'dayken koyunlar şurada ileride yayılıyor. Koyunumuz Mera'da doğum yaptı. Tek bir kuzu dünyaya getirdi. Şimdi ikincisi geliyor yolda. Çıkmak üzere. Şu an hiç herhangi bir müdahale etmiyoruz. Maşallah. Hop. Hoppa bir tane daha geldi. Hadi maşallah. Ne? Hadi kızım. Hadi. Diğerini de yala. Hadi kızım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Mera'da dünyaya gözlerini açtılar. Hoş geldiniz ikiniz de. İkisi de emir arkadaşlar bakın. Kafalar kara. Biz bunlara emir diyoruz. Koyunlar da şöyle bayağı bir ileri gitti. Lan kara. Sanırım biri erkek biri dişi son doğan erkeğe benziyor. İlk doğan dişiye benziyor arkadaşlar. Aslında ikisi de dişiye benziyor ya. Şöyle bakalım bakalım. Evet. Son doğan dişi. Sen nesin? Ne kızım? Oo, bu erkek. Bir erkek bir dişi dünyaya kuzu getirdi bu koyunumuz. Şöyle bir yalasın arkadaşlar. İyicene kuzuyu kurutsun. Ondan sonra elimizle bunu ağıra kadar yürüteceğiz. Kuzuları kucağıma aldığımda koyun arkadan kendisi gelir. İşte annelik duygusu böyle bir şey olması gerek. Hadi hadi yala. Koyunlar şu an herhangi bir şekilde hiçbir şekilde gözükmüyorlar. Yala kızım şöyle iyice ne? Kurut kuzunu. Arkadaşlar ikinci doğan kuzumuzu annesi şöyle güzelce yaladı, kuruttu. Artık kuzu ayağa kalkmaya başladı. Hatta şu an ayaklandı. Maşallah ama şu an dengede durmakta zorluk çekiyor. Arkadaşlar koyunlar gitti. Bakın Salo orada bu koyunun başını bekliyor resmen. Koyunlar bayağı bir ileride. Şu sağ taraftakiler bizim koyunlar değil. Salo orada bakın. Köpekler var. Köpekleri avlıyor. Hadi bakalım kızlar. Artık eve.
Sen de ayaklandın. Ama ayakta durmakta zorluk çekiyor. Şöyle artık kuzuları elimize alıp birini sağ elime, birini sol elime ahırın yolunu tutacağız. Buradan ahırda bir 10-15 dakika mesafe var. Evet arkadaşlar. Kuzuları bu şekilde yürüyerek eve götürüyoruz. Bakın Salo ve yeni aldığımız dişi kancık köpeğimiz de koyunu ve kuzuları bırakmıyor. Ahmet'le beraberiz. Koyun da arkadan. Bakın nasıl geliyor. Ahmet. Hadi bakalım. Salo. Koyunlar bayağı bir arkada kaldı. Gel gel, az kaldı. Evet, ahıra gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kuzuları annesiyle beraber ahıra getirdik. Annesi kurutma işlemine devam ediyor. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra, şöyle güzelce kuruttuktan sonra annesinden ilk ağız sütünü kuzulara artık emzirme işlemimiz olacak. Bakın kuzular hatta memeye doğru yönelecekler ama bakalım kimisi emebiliyor, kimisi ememiyor. Bu çok önemli bir nokta. Ememeyen kuzu bünyesi zayıf düşüyor. Ememediği için hastalıklara karşı bir anda ölebiliyor yani. Bu ikinci doğan kuzu. Hemen ayaklandı. Daha 15-20 dakika oldu arkadaşlar ama hala bakın ayakta durmakta zorluk çekiyor. Hadi bakalım bir emmeyi dene. Hadi kızım. Hop yine gitti. Hadi bakalım siz biraz daha burada takılın. Bir 10-15 dakika sonra gelirim ben. Sizi emzirdim. Siz hiç merak etmeyin. Hadi kalk. Kalk bir dene bakalım anne emmeyi. Hadi şimdi koyunların yanına geçelim. Arkadaşlar yağmurlar yağmaya devam ediyor. Ama bizim bir sorunumuz var. Hala daha bu sorunu çözmüş değiliz. Biliyorsunuz geçenki videolarda çadır kurdurmayı düşünüyorum. İşte çadır kurduracağım diye böyle bir planlarım vardı. Neyse 8'e 14 bir çadır fiyatı aldım. Bundan 40 gün 45 gün önce 20.000 TL'ydi makaslı çadır arkadaşlar. Her neyse paralar çabuk toplanmıyor. Böyle biraz para biriktirelim dedik. Aradan 40 gün geçti. Neyse parayı biriktirdik falan. Bugün çadır fiyatını tekrar sordum. 8'e 14 aynı çadır kaç para olmuş biliyor musunuz? 45.000 TL olmuş arkadaşlar. Aynı çadır bundan 40 gün önce, 45 gün önce 20.000 TL'ydi. Bugün 45.000 TL olmuş. Tabii biz parayı o günde yani 40 gün 45 gün beklettik. Para biriktirelim dedik. İşte gelecek paramız falan vardı. Ama bugün için 45.000 TL olmuş arkadaşlar. Yani çadır işi hayal oldu benim için. İnşallah bir gün gerçekleşir diyorum. Çünkü kurduramayız yani, çok para arkadaşlar. İnanılmaz derecede 45.000 TL. Ne yapacağız? Artık saya bizim biliyorsunuz çukurda kalıyor. O çukuru şöyle güzelce bir dolduracağız. Dolgu yapacağız. Dolgu yaptıktan sonra tekrar ahırı oradan sökeceğiz. Tabii ilk başta ahırı sökeceğiz oradan. Dolgu yapacağız. Dolgu yaptıktan sonra biraz daha ek tahta falan alacağız. Tekrardan şöyle güzel bir çadır ahır yapacağız. Çadırı o kadar çok istiyorum ki hep ağzımdan çadır çıkıyor. İnşallah bakalım bir gün bize de nasip olur. Vallahi şu an için 45.000 TL ama herhalde bir 20 gün sonra 25 gün sonra tekrar sorduğumuzda bu çadır 60.000 lira 65.000 lira kadar çıkacak. Eğer yaptırmak isteyen varsa bence elini çabuk tutsun. Çünkü çok zam geliyor arkadaşlar. Demir iki katına çıkmış. O yüzden çadıra da bu ek maliyet yansımış. İnşallah bir gün yaptırırız. Şu çamurdan da kurtuluruz. Yağmurlar yağdıkça ağır çukurda kaldığı için içerisine su giriyor ve çamur oluyor ortalık. İnşallah bakalım bu sorunu çözeceğiz. Neyse şimdi koyunların yanına gidiyorum. Koyunları yaymaya devam. Bu arada Nuri gazlar duruyor mu diye yorum yapmışsınız. Hemen onları da göstereyim dedim. Gazlarımız duruyor. Dişi gaz ne zaman yumurtlamaya başlar bilmiyorum ama geçen sene bunlardan verim alamamıştık. Yumurtaları ya sansara ya bir köpeğe ya da bir gelinceye yedirdik. Bu sene bakalım onlara özel bir yer yapacağım. Yumurtalarını değerlendirelim. Şu beyaz gazı bizim dişi Lara köpeğimiz var. O getirmişti arkadaşlar. Henüz kendisi kayıp.
Lara ağzını da getirip bizim oğlara koydu. Bizim beyaz gaz tek başına koyuna gidiyordu. Yani tek başınaydı, buralarda yayılıyordu ve koyunlara gidiyordu. Köpek gibi koyunların arkasından yaylıma gidiyordu. Koyunlarla beraber geri geliyordu. Biz de gittik ona bir tane dişi gaz aldık yanına eş. Şöyle onlar da burada sapasağlam ikisi beraber mutlu huzurlu bir şekilde buralarda takılıyorlar. Özgürce. İnşallah bu sene onun yavrularını çıkartırız. Bizim Lohman Sandy'ler vardı. Onları da biliyorsunuz. Geçen sene 100 tane falan aldım arkadaşlar. 100 taneden kalan sata sata. İşte bu kadar. Şimdi henüz onları ahıra bile girmiyor şimdi bunlar. Kümese bile girmiyorlar. Sürekli bu ağaçların tepesinde yatıyorlar. Artık kendilerini kurtardılar. Çünkü sansar falan var biliyorsunuz. Hiçbir şekilde de yem vermiyorum. Sadece arpa veriyorum. O da akşamdan akşama 6 tane 7 tane tavuk var. Ama günde 3 tane falan yumurta alıyorum yani yarı yarıya. Hiç yem vermeden. Organik yumurta, doğal yumurta bu. Kafesleri de arkadaşlar dışarıya çıkardık. Koyunları burada yemliyoruz. Şöyle. Biz koyunları yemliyoruz ama bunlar rahat bırakmıyor. Biz sılaj veriyoruz, geliyor hemen sılajı karıştırıyorlar. Bir de eşiniyorlar sılajın içinde. O yüzden bunlara da bir tane kümes lazım. Zaten 1-2 ay sonra bir 100 tane daha, 200 tane daha tavuk almayı düşünüyorum. Çünkü yumurta fiyatlarına güzel zam geldi. Tabii yem fiyatına da zam geldi. Onu da düşünmek lazım ama yumurta fiyatı 2 TL, 2,5 TL'ye kadar gidiyor arkadaşlar. Ah sizi gida. Geçen videoda biliyorsunuz arkadaşlar koyunları yayarken domuzlarla karşılaşmıştım. Saat 5.30'da Cevizlik'ten gelip hop çayı yarıp geçmişlerdi. Yani çaydan karşıya. Bugün yine saat 5.30. Dün değil evvelsi gün geçmişlerdi. Bakalım aynı saatte aynı yerden tekrardan geçecekler mi? Onu merak ettim. Şöyle yavaştan yavaştan domuzların çıktığı bölgeye doğru gidelim. Beni karşıdan görmemeleri için de şurada biraz eğilip bekleyeceğim. Eğer tekrardan aynı yerden aynı saatte geçerlerse domuzlar, sizlere onu da göstermek istedim. Ama domuz akıllı hayvan diye biliyorum. Aynı yerden geçtiği zaman tekrardan aynı yerden geçmez diye biliyorum ama belki yanılıyor olabilir. Domuzların geçenki videoda çıktığı yer arkadaşlar burası. Çok sıkı ağaçların olduğu yerleri takip ediyorlar. Ve çalıların arasından buradan çıkmışlardı geçen. Tekrardan karşıya şuradaki mandalinliğe girmişlerdi. Bakalım tekrardan aynı saatte buradayım. Şöyle tam olarak çıktığı yeri göstermek istiyorum sizlere. Evet, tam bu saatte çıkmışlardı geçen günde. Bakın buradan geliyorlar tam olarak. Buradan şuradan tellerin altından. Tabi buradan tellerin altından çıkmıştı geçen gün 4 tane. Dün değil evvelsi gün yani 3 gün falan oluyor. Babam da görmüş yine aynı şekilde burada. Biraz ileri gitsek aslında daha iyi. Beni görünce belki gelmeyebilirler. Ya da kokudan da çok hissediyorlarmış. Çok koku duyuları yüksekmiş. Geçen günde tam şurada motorun olduğu yer dedim ben. Orada video çekiyordum. Bir anda karşıma çıktılar. Bakın buradan geliyorlar dağdan. Yani yukarıdaki dağlardan geliyorlar. Buralara kadar iniyorlar. Buralar da yetmiyor. Buradan çaydan karşıya geçiyorlar. Buralar ova. Burada yaylıma devam ediyor onlar da. Onlar da sonuçta bir canlı. Onlar da karnını doyurmak için dağda bir şey bulamadıkları için ovaya iniyorlar. Ama gerçekten korkutucu. Geçen videoda bayağı bir korkmuştum hatta. Arkadaşlar domuzlara bakın falan böyle. Videoyu tekrar kendim de izledim. Bayağı bir güldüm. Şimdi tam saati arkadaşlar buradan. Şu mandalinliklerin içinden. Tam buradan çıkıyorlar böyle bak. Çalının dibinden çıkıp buradan
direkt karşıya geçiyorlar. Aslında şurada bir yemişlik var. Yani incir ağacı var. İncirler var. Oradan gelebilme şansı var mı? Yok. Burasının kapısı kapalı. Onlar buradan geliyor. Neyse, biz varız diye belki gelmeyebilirler. Ben buradan uzaklaşayım. Eğer çekebilirsem ileriden çaydan geçerken çekerim onları. Koyunlar da ileride, çayın kenarında yine şurada yayılıyorlar ama biraz daha ileride. Bakın arkadaşlar, ne güzel yağmur yağdı. Ortalık bu şekilde. Bazı yerler var böyle su topluyor yol kenarında. Şuradaki mandalinleri görüyorsunuz. Onlar takaz mandalin. Onları çay kenarına döküyorlar. Biz de koyunlara yediriyoruz. Aslında bu tarla da sık. Böyle domuzlar çok sıkı, yani ağaçlık olan yerlerden geçerlermiş. Asla ama asla sesini duyamazsınız. Şu çayın kenarında bir de şöyle çöp atmasalar, bakın şu karşı tarafları falan görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu çöpü atan sizin bizim gibi insanlar. Şuraya bakın. Daha buralar bir şey değil, ilerisi daha kötü. Evet, şu an tam domuzları gördüğüm bölgedeyim. Geçen gün tam buradan yoldan çıkıp karşı mandalinliğe girmişlerdi. Tam da bu saatte. Neyse, karşıda da bir sürü var arkadaşlar, bakın. Orada da koyun yayıyorlar. Onlar başka bir abinin koyunu. Bizimkinler de hemen şurada ileride. Evet, tekrardan koyunların yanına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Mera'dayız, çay kenarındayız. Şurada kara koyun yatmış da acaba o da mı doğuruyor dedim ama şu an kalktı. Kara kuzu yani, kara koyun dediğime bakmayın. Akşam yağmur gösteriyor. Yağmur gösterdiğinden dolayı koyunları gece meraya çıkartamayız. O yüzden geç saate kadar koyunlar merada kalacak bugün. Yani iyice karınlarını doyuracaklar. Kara kuzular artık gebeliğini belli etti. Geçen sene almıştım bunları biliyorsunuz. Kuzuyken daha 3-4 aylıkken 1000 TL'ye almıştım. Şimdi artık koyun oldular maşallah. Yine tekrardan doğum yapacak koyunlarımız var arkadaşlar. Hemen önümde görmüş olduğunuz, bakın şurada alaca bir koyun var. Bayağı bir memeledi. Büyük bir ihtimalle o da ikiz. Karnından zaten belli oluyor bakın. Ultrasonla falan bakmadık. Belki üçüz de olabilir ama. Belki de tek olabiliyor. Yani ikiz diyoruz tek doğuruyor. Tek diyoruz ikiz doğuruyor. O yüzden tahmin etmek. Yani sadece tahmin ediyoruz. Ama ikiz ya. Bayağı bir karınlı çünkü. Artık doğumlar ardını kesmez arkadaşlar. Çünkü doğum sezonuna girdik. Süt fiyatları da açıklanıyor artık. 10 TL hatta 12 TL'den süt alımı başlamış. Şu an için 10 TL ama bize yaklaşık olarak bir 10 kilometre Buraniye var. Orada 12 TL'den süt alımı yeni fiyatlar açıklanmış. Bizde de 2-3 güne 12 TL olur süt fiyatı. Geçen senenin bakın tokluları bunlar. Karalar bile karın yapmaya başladı artık. Onlar da meme koparmaya başladı. Onlar da doğum yapacak.
Hey maşallah, üzüm siyah. Şimdi kara koyun diyorlar ama kara koyun diyorlar, böyle mor koyun oluyor işte, tam kara olmuyor da böyle kırçıllı oluyor, sonra işte kara ve siyah beyaz oluyor, o da kara olarak geçiyor. Ama arkadaşlar ben bunları özenle aldım, bakın sümsiyah, üzüm siyah, bakın yani bunlardan bir 30 tane üretebilirsek gerçekten çok renkli ve güzel oluyorlar, bol sütlü oluyorlar. Bakın şurada bir tane de çula var. Çok da insancılı bunlar. Ay. 30 tane düşünseniz ya, böyle hepsi siyah koyunların. Ama böyle üzüm siyah. Ey kızım ya. Artık dalaçlıdan yavaş yavaş kopuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın dalacı. Bunun sağması da dert. Her şeyi dert oluyor yani. Sağımı çok zor oluyor dalaçlı koyunun. Sağımda o dalacı tutup kenara atmanız lazım bir. Hadi kızım geç. Geç. Hadi Emir. Arkadaşlar Ahmet'i de göstereyim. Ahmet Balya'dan yanımıza geldi. Koyunlara bize yardımcı oluyor. Ahmet hangi köydendin Balya? Mancılık. 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 Balya Mancılık. Mancılık. Balıkesir'in köyü değil mi Ahmet o? Balya. Balya. Balıkesir'e bağlı değil Balıkesir. Mi? Balıkesir. Vallahi koyunlar doydu Ahmet. Dursunlar biraz daha. Biraz daha dursunlar çünkü akşama yavaş gösteriyor. Evet, yani şöyle dolayı... aşağı havaya baktığımızda, aşağısı da Ahmet gerçi kapatmamış daha ya. Hava açık. Hava açık. Nazlı nazlı yayılıyor onlar da. Köyde hayvancılık yapan var mı Ahmet? Var. Kalabalık değildir ama öyle sürüle. Yani eskisi gibi yoktur. Eskisi gibi yok. Genellikle ne? Küçükbaş mı büyükbaş mı? Genellikle büyükbaş. Büyükbaş değil mi? Kestiriyor millet ineklerini Ahmet. Büyükbaşıyla. Yapacak bir şey yok. Sizin köyde nasıl? Satanlar var. Ama. Ama eskisi gibi tabi tuzu da yok. Aynen. Yem fiyatları yüksek. Ne öldürüyor ne güldürüyor. Aynen. onun gibi. Valla domuzlara baktım şimdi şurada, acaba dedim geçecekler mi yine diye. O tarafa doğru baktım ama aynı saatte geçmediler. Geçtiği yerden bir daha geçmiyor bu hayvan, çok akıllı. Geçer. Geçer mi? Geçer. Aynı geçtiği yerden aynı saatte tekrar geçer mi domuz? Saat olarak bir şey diyemem ama geçer hani. Sabah. Çünkü onun orası yolu. Aynen, yolu onun orası. Ahmet de arkadaşlar 26 yaşında. O da 95'lisin değil mi Ahmet? Evet. Aynı yaştayız. Şu yağmurlar dursun. Yağmurlar durduktan sonra sönmez. Kuzuları da artık koyunların içine yavaş yavaş karıştıracağız arkadaşlar. Yani 5 tane bir açacağız, 5 tane bir açacağız. Hepsini birden atarsak onlar bölünür. Ahmet, sönmezleri biliyorsun sen, benim dişi damızlık sönmez kuzular var. Evet, gördüm. Onları da koyunların içine attığımızda yayabilir miyiz biz bunları? Yayılır, yayılmaz. Kalabalık gelmesin. Yok be, ne kalabalık gelecek? Yayarız değil mi? Koyunlar doydu arkadaşlar. Doydukları için bakın artık keçi gibi yayılıyorlar. Yani normalde ilk mereye çıktıklarında hayatta bu çalılardan yemezlerdi. Şimdi artık doyunca koyun milletinin kafası yukarı kalkarmış. Keçi tam tersi, kafasını yere indirmez. Koyun da kafasını yerden kaldırmaz ta ki karnı doyuncaya kadar. Şurada bir tane kara kuzumuz yattı ama herhalde o da tokluktan yatıyor. Bak şimdi keyiften onlar bir
birbirlerine oyun yapacaklar. Bu da çula kuzumuz arkadaşlar. Mor kuzumuz. Geçen seneden hatırlayanlar vardır. Onu aldığım yer bu dedi büyümez ama dedi en sürüdeki koyun bu olur dedi. Bakalım abinin dediği doğru çıkacak mı? Dedi aslında ilk dediği doğru çıktı. Yani diğerlerine göre çok büyümedi. Ama bakalım sütü nasıl olacak? Bizi ilgilendiren o. Bakın arkadaşlar pislikten bahsetmiştim yani çöplerden. Buralara gelip böyle çöpleri döküp gidiyor insanlar. Bakın şurada karşılara bakın. Karşı tarafta aynı şekilde. Bunları yapan sizin bizim gibi insanlar. Daha ilerisi daha berbat. Burası Havran Çayı. Çay kenarı. Çay kenarı olduğu için pislikler buraya dökülüyor. Aslında dökülmemesi lazım. Çok güzel bir çayımız var. Şöyle bakın manzara bayağı bir güzel yani. Buralar değerlendirilebilir aslında ama yani böyle kalsa bile temiz olsa yine çok güzel ama pis olunca tabii her şeyin bir hevesi gidiyor insanın. Gözü yolda artık Ahmet bundan. Keçi gibi yayılıyorlar ya. Bak. Çalıdan kafayı kaldırmıyor hiçbiri. Heh ye. Ahmet ben şuraya bir regrasa gidiyorum. Regras nasıl olmuş bir dolaşayım. Uzun zamandan beri gitmiyorum. Sen buradasın değil mi? Tamam. Geliyorum hemen. Şurada motor var arkadaşlar. Motora binip şöyle bir regrası dolaşalım. Regrası ekeli 2 ay oldu ama bir kere koyunlar kaçmış bizim yemişler. Ondan sonra da bir daha gidip bakmadık. Bakalım ne alemde. Yine dikenlerle başımız dertte mi? Geçen sene yedirememiştik dikenden. İnşallah bu sene diken çıkmamıştır. Tohumu da değiştirdik bu sene. Cengiz abi yollamıştı tohumu biliyorsunuz. O tohumu ektik. Bakalım yerin kendinden mi yoksa tohumdan mı? Şimdi fark edilir. Yani şimdi belli olur o. Evet arkadaşlar arpaya geldik. Arpanın hemen arka tarafı da regras. Arpaya bakın ya maşallah maşallah. Artık buranın zamanı gelmiş. Artık koyunları burada yaylım yapabiliriz. Tabi sadece burası arpa değil ama buradan bir tane araba geçmiş bakın. Geçeli de bir hafta 10 gün olmuş. Yağmurlardan önce geçmiş. Ama buraya yazık etmiş. Kim geçtiyse yazık valla. Bakın boya bakın boya. Maşallah. Burada ya asıl şu büyüyenler acaba arpa mı yulaf mı? Bakın arkadaşlar burası karışık. Bakın şu taraf biraz daha eğilik. Bayağı bir büyüyenler büyük bir ihtimal arpa. Burada 4 çeşit tohum var. Arpa, yulaf, çavdar ve buğday. Maşallah ama ne büyümüş ya. Gübre falan da atmadık. Gübre pahalı dedik. Gübre atmayalım dedik. Ama güzel yağmur yağdı işte. Burası bizim koyunların mera alanı. Artık yılbaşından sonra buraya koyunları bir sokarız. Ya yedirmiş sanki biri buraya. Koyun mu girmiş buraya acaba? Gerçi koyun da girmemiş ama herhalde arpa biraz daha fazla büyümüş. Bakın şu orta tarafı görüyorsunuz. Ya da tohumdan olması gerek. Gübre atma makinesiyle ekmiştik burayı. Artık burada koyunlar Mart ayına kadar yayılır. Yılbaşından sonra soğuklar geliyor. Şimdi ot büyüyor ama yılbaşından sonra soğuklar gelince ot bir büzülecek yani. Ot kapanacak artık büyümez. O yüzden yılbaşından sonra artık buraya koyunları sokmaya başlarız. Buranın otu hazır büyümüşken. Zemheri deriz biz zemheri. Aralığın 20'sinde zemheri giriyor. O yüzden zemheri de yaklaşık olarak bir 40 gün sürüyor. 40 günde otlar büyümez arkadaşlar zemheri çıkıncaya kadar tam. Ooo regras da güzel olmuş. Vallahi bu sene diken yok mu diyeceğim ama. Şöyle biraz ileri gittiğimde yine dikenleri görüyorum sanki. Fazla büyümemiş regras aslında aralıklar var ama. Bir kere de buraya koyunlar kaçmış.
Burada karnını doyurmuşlar diyeceğim ama yine bakın arkadaşlar. Baş belası dikenler yine çıkmaya başlamış. Oh 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 oh. Büyük bir ihtimal bu tohumdan değildi. Bakın. Bunlar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Hiç ellemezsek bunlara geçen sene biz ilaç da attık. Ot. Diken öldürme ilacı. Ot ilacı da attık ama yine büyüdüler, baş edemedik, öldüremedik bunları. Yapma ya. Yine bir sürü çıkmış. Bakın. Bu şimdi çıkıyor. Şimdi bir şey değil. Bu büyüyünce yanındaki Raygrass otunun da çıkmasını engelliyor. Bu sefer ot da büyüyemiyor. Of 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 of. Vallahi büyümeye başlamış bunlar yine. Bakın tarlanın zaten hemen bu sol kısmında çıkıyor. Bakın sağ tarafta fazla yok. Yani sık değil. Ama sol taraf ve köşe taraf oldukça çok. Bakın arkadaşlar, kara tavuk ve kırcalılar artık gelmeye başladı. Zeytin de bitiyor yavaştan. Artık onlar da yağlanmaya başlar. Yani tam yenilme mevsimine geliyor. Evet. Tarla yine. Vallahi burası çok kötü. Burada çok var. Of 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 of. Bakın Raygrass'ı gömmeye başlamışlar. İşte bu büyüyor. Büyüdükten sonra Raygrass'ı gömüyor. Raygrass'ı gömdüğü için de Raygrass büyüyemiyor, patlayamıyor. Bu sefer burası yazık oluyor. Hemen buraya acil müdahale etmemiz lazım. Ya bunları tek tek buradan kökünden söküp atmamız lazım. Ya da hemen bir tane ot ilacı atmamız lazım. Ama dediğim gibi geçen sene attığımız ot ilacında bir verim göremedik. Bir şey olmadı yani. Tekrardan büyüdüler. Buraya sabahtan akşama kadar tek başıma dikenleri sökmeye kalksam herhalde bir günde sökemem bu kadar dikeni. Bakın tarlanın hemen bu tarafında var. Ama üst başlarda, bakın şuralarda herhangi bir diken yok. Tarla yapıyor bunu, tarla. Yerin konumundan, topraktan. Eğer bu konu hakkında bir bilgisi olan abimiz, ablamız, kardeşimiz varsa bize ulaşır, yorum kısmına yorum atarlarsa hemen dediklerini uygulayalım. Bu beladan kurtulmamız lazım. Çünkü geçen sene Raygrass'tan verim alamadık. Tam baharın Raygrass'ı yedirelim dedik. Arkadaşlar inanmazsınız, mandalin ağacının boyuna geldi yani şu dikenler. Tarlayı sürerken bile zorluk çektik. Aslında burayı şöyle düşünmüştüm ben. Bahara kadar yediririz burayı. Baharın bir gübre atarız, tekrar hemen büyür, biçtiririz dedim. 100 balya, 150 balya ot çıkar buradan Raygrass. Onu dedim bağlatırız. Yazın koyunlara bir balya, iki balya civarında veririz dedik. Ama artık nasip bakalım. Bu diken işini halledebilirsek eğer burasını tekrardan kullanırız. Arkadaşlar 5 dönüm bir de burası. 5 dönüm yani. 5 dönüm bir yer, zebil etmeye gerek yok. Hemen ben yarın bir tane elime keser alıp burayı komple dikenlerini yolmam lazım. Yarın da yağışta aslında. Nasıl olur bilmiyorum. Neyse şöyle geçelim bakalım tekrardan koyunların yanına. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Günlük işler, koyunları yaymaya devam ediyoruz. Çayın kenarındayız. İnşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Artık havada karardı. Biz de yavaştan yavaştan gidiyoruz.